Merhaba hanımlar, Periergevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda bir ilmek kapatma tekniği çalışacağız. İlmek kapatma tekniğimi ben ekranda görmüş olduğunuz Aras hırka tarifinde yaptım. Hırkamdan yapan bazı takipçilerim bu kısımdaki ilmek kapatmamı ayrıca kapatma tekniğimi ayrıca video olarak istedikleri için şimdi tarifini yapacağım. Tarife, ilmek kapatma tarifine geçmeden önce hırkam hakkında bilgi vermek istiyorum. Örmek isteyen takipçilerim için hırkamın ismi Aras Hırka. Eriş Pembe Periörgevi YouTube kanalımda tamamı yayında, kapüşon kısmından başlayarak ayrımlarını, kol kısmını, modeli ve tamamını tarif ettiğim bir videoyu yayınladım. Modelin ismi de Eriş modeli. Her iki yüzü de çok güzel olan bir model. Bu iç yüzünü bebek yeleklerinde ara model olarak kullanabilirsiniz. Diğer yüzü de bunun gibi hırkalarda kullanabilirsiniz. Erkek bebek için çalıştığım bir hırka, uygun renklerle kız bebekler için de gayet uygun bir model. Bayan yeleklerine de kullanılabilir. Ayrıca örgülerimde kullandığım bu son ilmek işim var. Yine kanalımda tarif ettim. Son ilmek işimle bu kısımdaki ilmek kapattığım teknik, ikisi birbirine gayet uyumlu. Ters haroşa ve düz haroşa ile bu kısmı da tarif ettiğim videolarım kanalımda var. Şimdi ilmek kapatmaya başlayacağız. Hem şişle hem de tığla tarif edeceğim arkadaşlar. İlmek kapatmayı ikisiyle de yapabilirsiniz. Tığ kullanamayan arkadaşlar şişle yapabilir. Tığa alışkın olanlar benim gibi tığla da yapabilir. Örgümüzü kaldırıyoruz. Ve şimdi küçük parçada tarif edeceğim. Gayet yavaş anlatacağım. Parça örgüme de örgümde kullandığım, örgümün bandında kullandığım son ilmek işinden uyguladım. Tığla başlıyorum. Son ilmeğimi ve doladığım bir ilmek var. İkisini birlikte tığıma aldım. Tığıma bir tane ilmek dolayıp bu iki ilmekten kaydırıyorum. Daha sonra ipimi tığımın üstünden düz yüzden ters yüze doğru atıyorum. Örgünün düz yüzü olarak düşünüyoruz bu kısmı. Tığımda bir son ilmeğim, bir de doladığım ilmek var. İpimi ön yüze alıp örgümden bir ilmek haroşa ördüm. 3 tane oldu. Ördüğüm ilmeği 2 ilmeğin içinden kaydırdım. Son ilmek ve doladığım ilmeğin içinden kaydırdım. Tekrar ipimi tığımın üstüne doluyorum. Örgünün ön yüzüne alıp yeniden bir ilmek ördüm. 3 tane oldu. Ördüğüm ilmeği yine kaydırdım. Son ilmeğim tığımda, bir tane daha doluyorum. Örgüyü, ipi örgünün ön yüzüne alıyorum. Bir tane örüyorum ve kaydırıyorum. Tekrar. Doladık. İpi örgünün ön yüzüne alıp bir ilmek haroşa ördük. Ördükten sonra ördüğümüz ilmeği kaydırdık. Tekrar doluyoruz. Bir ilmek örüyorum ve kaydırıyorum. Tekrar bir tane daha yapıyorum aynı şekilde. Bu kısımdan itibaren ilmeklerimizi kesmiş oluyoruz. Tekrar doladım ve ördüğüm ilmeği kaydırıyorum. Doluyorum. Bir tane daha örüyorum. Kaydırıyorum. Tekrar.
Örgü sonuna kadar bu şekilde tüm ilmeklerinizi tığla kapatabilirsiniz. Ters yüzü de bu şekilde, düz yüzü bu şekilde. Şimdi tığı bırakıp şişle aynı şekilde ilmeklerimizi kapatmayı tarif edeceğim. Tığıma bıraktım, şişimi aldım, ilmeğimi takıyorum. Şişimin üstüne bir ilmek doluyorum. Şişte yine iki tane ilmek var. İpimi ön yüze alıp bir ilmek haraşo ördüm. Şişte üç tane ilmek var. Diğer şişimle doladığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atıyorum. Daha sonra son ilmeği üstünden atıyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmek haraşo ördüm. Sol yöndeki şişimi takıp ördüğüm ilmeğin üstünden doladığım ilmeği atıyorum. Daha sonra son ilmeği atıyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Tığla yaptığım şekilde devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. İpimi tekrar şişimin üstüne attım. Bir ilmek ördüm. İlk önce doladığım ilmeği, daha sonra son ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden atıyorum. Doluyorum tekrar. Tekrar doluyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Doladım. Bir ilmek ters ördüm. Doladığım ilmeği, daha sonra son ilmeği üstünden attım. Bu şekilde şişle de devam edebiliriz. Tığla yapması daha kolay. Doluyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra ördüğüm ilmeği kaydırıyorum. Diğer örgülerde de kullanabileceğiniz bir teknik. Tarifimizin de sonuna geldik arkadaşlar. İç yüzü de bu şekilde. Örgümüzde uygulanmış hali de bu şekilde. Ters yüzü, düz yüzü, diğer yönden görünüşü ve bu kısımlardaki son ilmek işimizle uyumu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hanımlar. Kolay gelsin hepinize.